Bu hafta da estetik plastik cerrah Deniz Küçükkaya ile beraberiz. Vücut şekillendirme, karın germe ve kombine estetik operasyonundan bahsedeceğiz. Öncelikle merhaba hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadın erkek pek çok kişinin şikayeti kilolar. Ne yaparsak yapalım pazartesi başlıyor diyetler. Salı ya da akşama doğru bitiyor. Evet, tabii bu diyetle ilgili sıkıntılar beraberinde işte vücuttaki bölgesel yağ fazlalıklarının artmasına neden oluyor. Gerçi 50 kilo olabilirsiniz ama yine basenleriniz belirgin olabilir. 80 kilo olduğunuzda basenleriniz daha belirgin olacaktır sadece. O basenlerinizin belirginliği 50 kiloyken de gidebilmesi için, 80 kiloyken de gidebilmesi için yapılabilecek tek ameliyat liposakşın ameliyatıdır. Liposakşın ameliyatı yağın vakum yöntemiyle oradan uzaklaştırılması yöntemidir. Artık çok basit bir şekilde, çok yani aynı gün akşamında evlerine göndereceğimiz şekilde uygulamaktayız. Tabii ki bir operasyondur. Tabii ki ona yönelik gerekli tetkiklerimizi, tahlillerimizi yapmaktayız. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii ki hastane koşullarında yapmaktayız. Ama artık son derece konforlu, olabildiğince minimal ağrılı, olabildiğince minimal morlukları oluşacak şekilde. Yani hani böyle ertesi gün ya da 2-3 gün sonra İstanbul'u gezebilecekleri bir noktada. Sınırlarınızı çok zorlamazsanız, bir seferde girip 10-15 litre ben yağ alacağım diye tutturmazsanız, bu sınırları çok zorlamazsanız ama yapacağınız işi de eksik bırakmadan tabii ki hastanın belli sınırlarını, o bizim cerrahi prensipler noktasında bunun dışında çok zorlamazsanız eğer hastanızı aynı gün akşamında evinize de yollarsınız. 2 gün sonra hasta İstanbul'u, Taksim'i, Sultanahmet'i gezecek noktaya gelebilir. Basenlerdeki değişiklikleri anında görmektedir. Karın ve beldekileri de aslında aynı anında görmektedir. Ama isterseniz birazcık ödem olacağı için 2-3 ay içerisinde daha net oturmayı görecektir tabii ki. Peki ilk süreçte hemen herkes herhalde baskülün üstüne çıkıyor ve kilo verdim mi diye kontrol ediyor. Evet, bunu hep söylüyoruz. Liposuction ameliyatları kilo vermek için yapılan ameliyatlar değildir. Kontür cerrahisidir. Yani hatları, sınırları belirleme cerrahisidir. Ama biz mesela diyelim 80 kilo birini ameliyat ettik. Operasyon ertesi günü 82-83 kilo gelebilir vücudundaki ödemden dolayı. 3-5 litre yağ almış olsak bile. Ama 3 ay sonra eğer birazcık diyetine, rejimine dikkat edip birazcık da spor egzersizi yaptıysa 3 ay sonra o aldığımız bizim 5 litreyi belki kilo bazında 6-7 kilo olarak bile görebilme olasılığı vardır. Ama bunu en erken 2-3 ay sonra fark edecektir bunu. Vücut liposuction ameliyatları asla ve asla kilo vermek için. Mesela biz öyle hastalar var. 130 kiloyum ben. İşte liposuction'da ne kadar? 150 kilo. Hayır, onlar yani bu bir kilo verme yöntemi değildir. Anlatabiliyor muyum? Kilo verme yöntemi. Boy kilo oranı vardır. Morbid obezitenin belli sınırları vardır. Bu sınırları eğer aşıp liposuction ameliyatını böyle 10-15-20 litrelere varana kadar almayı eğer planlarsanız bu sefer hastanız 3-5 gün yoğun bakımda yatıracak kadar ciddi sıkıntıları beraberinde getirebilir. Dolayısıyla hep hastanın mevcut konforunu çok bozmadan, mevcut sağlığını çok bozmadan, sınırları çok zorlamadan bu operasyonları yapmak lazım. Liposuction çoğu zaman fazlası yüz güldürücü bir ameliyattır. Aynı günün akşamında çoğu zaman o basenlerin gittiğini hemen görürler. Bir ya da iki beden incelme olasılığı fazlasıyla mümkündür liposuction. Peki her bölgeye liposuction uygulanıyor mu? Şöyle, vücudumuzda yağ olan aslında her bölgeye uygulanabilir ama gıdı bölgesinden başlayarak kollar, bel, karın çevresi, popo, işte bacak işleri, diz işleri, ayak bilekleri dahil olmak üzere birçok yere liposuction işlemini başarıyla uygulamaktayız. Peki hanımlar kadar beyler de sanırım liposuction'da evet, son zamanlarda özellikle karın ve bel bölgesi için, yine hep diyoruz işte jinekomasti erkekteki meme büyüklüğü için olmakta. Bunlar için fazlasıyla liposuction yöntemini uyguluyoruz. Bir de liposuction artık günümüzde işte Bezier'ından tutun smart liposuna, lazer liposuna, yok kriyo lipo, yani bunların hepsini her türlü çeşidini uygulamaktayız. Yine hastalar için onlara özgü o çözümleri yapmak lazım. Yani hani şey değil, hani lazer lipo aman dünyanın en iyi liposuction'ı lazer lipo ile olur gibi bir kanaat içerisinde bürünmemek lazım. O hastaya uygun. Liposuction'ın kendisi bir mucizedir. Bunu unutmamak lazım. Liposuction'ın kendisi bir mucizedir. Diğer şeyler onun üzerine koyarak gider. Peki ağrılı acılı bir yöntem? Hayır. Yani bize hastalarımızın söylediği, bildiğimiz, ettiğimiz çok ağrılı bir yöntem değil. Sadece hafif bir hamlık ağrısı şeklinde tarifliyorlar. Ama ertesi günden itibaren çoğu İstanbul'un birçok yerini geziyor. Özellikle şehir dışından ya da yurt dışından gelmiş olan hastalarımız için söylüyorum bunu. Peki liposuction'la ekstra kombine karın mı daha çok tercih ediliyor bayanlar tarafından? Tabii eğer doğum yapmışsa zaten karın bölgesi ya da memede illaki problemler oluyor. Genelde karınla memeyi beraber yapmaktayız. Karın germe operasyonu. Çünkü karın meme doğum sonrası ister istemez ikisi beraber belli bir deformasyona uğramakta. Şimdi karını tek başına düzelttiğiniz zaman bu sefer meme göreceli olarak daha olumsuz olarak ortaya çıkmakta. Memeyi düzelttiğinizde karın daha göreceli. Dolayısıyla karın memeyi genelde kombine haline beraber yapıyoruz eğer uygun hastalar için. Bunları da genelde işte basen, bel bölgesi liposuction'ın yerine de karın germeyle beraber karın bölgesine liposuction'ı eklemekteyiz.
Peki ne kadar sürüyor kombine ameliyat? Kombine ameliyatlar hastanın hastaya göre değişmekle beraber ortalama tabii ki şöyle bir şey var. Yani hani 2 saatten başlar, yaklaşık 5-6 saate kadar çıkabilir. İşte buna deneyimli, birikimli bir ekiple girmek lazım. Tabii ki hastane koşulları buna uygun olması gerekiyor. Tabii ki hastamızın kan değeri tabloları, işte mevcut hastalıkları varsa onlarla ilgili olan durumlar, bunların hepsini detaylı olarak değerlendirdikten sonra kombine ameliyatlara karar veriyoruz. Hastamızı riske etmeyecek şekilde. Ama en büyük avantajı ne? Her iki ameliyat için ayrılması gereken bir hafta 10 günlük, 15 günlük yoğun bir dinlenme zamanındansa, ikisi için, 3 ameliyat için bir hafta 10 günlük bir süreler dahilinde bu işlem hallolup bitip gitmektedir. Ekonomik anlamda da daha Tabii avantajlı. ki çok daha avantajlı olmaktır. Sonuçta tek bir hastane masrafı, tek bir otel masrafı vesaire, şu bu. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Biz ekonomik anlamda iyi olacak diye hastalarımızın mevcut sağlık durumlarını zorlayarak hiçbir şekilde kombine ameliyatları illaki yapacağız diye bir şeyimiz yok. Böyle çok hastamız var bizim. Geliyorlar 4-5 ameliyatı, bırakın 2 ameliyatı, bir arada yapacağız diye planlamışız ama bir kan değerine bakıyoruz çok düşük. O zaman iptal ediyoruz. Hiçbirini yapmadığımızda oluyor. Ya da ikiye böldüğümüz oluyor. Ama çoğunluğunda eğer kan durumları iyiyse, normalse, herhangi bir hastalık rahatsızlık yoksa, anestezi doktorumuz da uygun görüyorsa 4 değil belki 5 ameliyatta bir arada yapma olasılığımız oluyor. Peki hocam en çok kombinelerde neler tercih ediliyor? Yeni trendler neler işte yan? Şimdi mesela şeyle ilgili meme, karın ve liposuction yaptığımız zaman çoğu hastalarımız artık yüzlerine birazcık gençleştirmek için küçük dokunuşlar yapıyoruz. Yağ enjeksiyonları yapıyoruz mesela. O yağları eskiden hastalarımıza gösterir atardık. Şimdi artık son zamanlarda o yağları özellikle yüze, elmacık bölgesine, şu nazorebiyel dediğimiz şu yandaki oluklara, göz altlarını hafiften kaşı kaldırmak için, hafiften şuradaki çukurluklara bile uygulayabiliyoruz. Çoğu zaman mesela en büyük, en son zamanlarda yeni trendlerden biri diye sorduğunuz için söylüyorum. Özellikle bu tarz şeylerde mesela bir yüz germe istemiyor da yüz germek için birazcık erken, mesela 40'lı 45'li yaşlarda yağ enjeksiyonu, hazır bir ameliyata giriyorken o aldığımız yağlardan yüzüne yağı inanılmaz derecede %1 gençleştirme efekti sağlıyoruz ve aynı zamanda bir hacimsel de bir dolgunluk yarattığımız için ciddi pozitif geri dönüşler almaktayız. Hocam çok teşekkür ediyorum.